Peki, Guatr hastalığının tedavisi için neler yapılmalı? Guatr hastalığı tabi bir kaba ad altında birçok ufak hastalık çeşitleri var. İşte zehirli Guatr ise hormon miktarını azaltmak için ilaçlar kullanılabilir. Hormon az yapıyorsa, mesela bunu da duymuşsunuzdur, Hashimoto tiroiditi denilen bir çok yaygın bir problem vardır. Evet. Hashimoto tiroiditi bir seyircilerimizden de çok kişide vardır. Kadınlarda daha sıktır Hashimoto tiroiditi. Tiroid bezinin kendi hücrelerine karşı ürettiği antikorların o tiroid hormon yapan hücreleri öldürmesidir temel şeyi. Tanımlayan kişi de Hashimoto denilen bir Japon bilim adamı. Bu yaygın bir problem gerçekten. Yavaş yavaş diyelim ki 1 milyon hücre var, ben öyle anlatıyorum hastalara. Ürettiği antikorla öldürüyor yavaş yavaş hücreleri, 900, 800, 700'den sonra bu sefer vücut tolere edememeye başlıyor. Hormonlar düşüyor, TSH yükseliyor. O zaman da ona dışarıdan hormon takviyesi yapmak gerekiyor. Bazen daha ileride 3-5 yıl sonra nodüller oluşuyor. O nodüller içerisinde işte tümör kansere doğru meyil etme ihtimali var. Onlar yönünden edilmesi lazım. Tedavisi için birincisi iyi hekimlerle görüşmek lazım. Birincisi dahiliye doktorları problemi yakalayabilir. Her yerde endokrinolog yok ama endokrinoloji uzmanları bu konuda özel yetiştirilmiş doktorlardır. Ameliyatla veyahut da ameliyatsız bazı çözümler için tiroidle özellikle ilgilenen cerrahlar, endokrin cerrahları gibi mesela, ya da ben de çok yakından ilgileniyorum. Onlarla görüşülebilir. Mutlaka ameliyat olacak diye bir şey yok. Yani Guatr hastasının da illaki ameliyat olacak diye bir usul yok. Evet, ilaçla tedavi, çoğu ilaçla tedavi edilir zaten. Eksikleri giderilir. Ben halk arasında duyuyorum bunu. Lanzilon atom patlatıyorlar. Ha, evet. Şimdi atom radyoaktif iyot, tiroid bezi iyodu çok sever. Yani evet. Ana o hücreleri çalıştıran ana maddedir, element. İyot, radyoaktif iyot verirler. Yani diyelim ki çok çalışıyor tiroid bezi, düşünün. Başka da hiçbir problem yok. Kişi de ameliyat olmak istemiyor. Bunu nükleer tıp bölümü yapar. Fakültelerde falan nükleer tıp bölümü vardır. Nükleer tıpçılar durumu değerlendirirler ve ilaç da ameliyat da istemeyen hastaya tercih edebilirler. Ben daha çok şunu daha çok düşünüyorum. Belki beni eleştirebilirler ama hani bir şey ilaçla düzelecekse ilaçla, ameliyatla düzelecekse ameliyatla, ama şöyle hastalar var. Diyelim ki 78-85 yaşında. Tansiyonu var, şekeri var, bilmem ne. Bir sürü kan sulandırıcı kullanıyor. Ameliyat olması çok riskli. O zaman işte radyoaktif iyot bence çok can kurtarıcı oluyor. İyot veriliyor, yani açlık oluşturuluyor, iyoda vücut susuyor, özellikle de tiroid hormonları, hücreleri. Sonra, yani çölde susuz kalmış bir hayvan gibi düşünün, sonra da ona suyu veriyor. Ama suyun içerisinde atomla işaretlenmiş radyoaktif iyotlar var ve hücre onu yakalıyor. Zıt diye yok oluyor, olduğu yerde. Böylece diyelim ki 1 milyon hücresi varken norm seviyeye çekiliyor ya da tamamen yok edilebiliyor. Onu verdikleri doza göre. Atom tedavisi bu. Sadece atom tedavisi, farklı tedavi yöntemleri de verdik ama en önemlisi de ilaç tedavisi dedik. Tabii. Öncelikli olarak ilaçla en basit şeylerle tedavi etmek evet. isteriz hastaları. Onları en yıpratmayacak şekilde. Mümkünse ilaçla. Diyetini düzeltmekle. Bazen işte iyotlu tuz, iyotsuz tuz gibi. Sonra mümkünse cerrahi, o da olmuyorsa radyoaktif tedavi. Evet. Radyoaktif tedavinin daha çok gündeme de olduğu konu ise tiroidin, belki soracaksınız onu, tiroid kanserleri de radyoaktif iyotun çok ciddi faydası var. Orada özellikle çok kullanılır. Yani normal guatr tedavisinden çok bu yönde kullanılır daha çok.